Merhabalar. Satış durdurma, stop sale nedir? Takibini nasıl yapabiliriz? Bunun için klavyemizden F10 tuşu veya diyalogus üzerine tıklayarak arama alanımıza satış durdurma yazdığımızda acente ile yapmış olduğumuz kontratta belirli odalara satış durdurma işlemi yapabileceğimiz gibi kontenjan sayılarına da satış durdurma işlemi yapabilmekteyiz. Acente satış durdurma ekranımızı çalıştırdığımızda burada daha önce herhangi bir satış durdurma işlemi yapmadığımızdan dolayı liste boş olarak gelmektedir. Yeni bir satış durdurma tanımlamak için F4 komutunu kullanarak satış durdurma kartı tanımlama ekranına geliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi firma alanı default olarak gelmektedir. Hangi firma üzerinden işlem yapmak istiyorsanız ilgili firmadan giriş sağlamanız gerekir. Satış durdurma bilgilerine geldiğimizde ise kontrat bilgisi altında bulunan not bilgisinde eğer bu alana herhangi bir kontrat numarası belirtilmediği durumda tüm acentalar için satış durdurma işlemi yapılacaktır uyarısı verilmektedir. Liste ekranımıza gelerek satışını durdurmak istediğimiz acentayı liste içerisinden klavyemizin boşluk tuşu veya sol alanda bulunan kulakçık alanına tıklayarak seçim işlemini yapıp buradan birçok acenta seçimi yapabilmekteyiz. İlgili acentayı seçtikten sonra F2 komutunu kullanarak acenta bilgisini kontrat bilgisi alanına getiririz. Daha sonrasında yapılacak bildirim tarihini belirler ve satış durdurma işleminde başlangıç ve bitiş tarihimizi bu alandan belirtiriz. Örneğin Kasım ayı ve Eylül ayı içerisinde olan satış durdurma işlemi için ilgili tarihlerimizi belirler. Burada geçerli olacak oda tipleri için liste içerisinden ilgili oda tipleri belirtilir. Ve daha sonrasında yapılacak satış durdurmaya ait işlem durdurma combo alanında bulunan ilgili tarihlerde satış durdurma işlemi için devam edip işlemi tamamlayabilir veya işlemi durdur seçeneği ile de bize işlem yapılmasına dair herhangi bir izin verilmemesi gerektiği bilgisi tanımlanır. Daha sonrasında ise satış durdurma için bir neden girilebileceği gibi neden girilmeden de F2 kaydet denilerek işlem tamamlanır. Bu tarihlerde yapmış olduğumuz satış durdurmaya ait bir diğer örneğimiz olan da satış durdurma uyarısı ver fakat devam et şeklinde bir tanımlama daha gerçekleştirelim. Bunun için aynı şekilde ilgili acente kontratımızı seçerek yapılacak bildirim tarihi, başlangıç ve bitiş tarihlerimizi belirleyip satış durdurma işleminde geçerli olacak oda tiplerini liste içerisinden belirleyerek daha sonrasında işlem olarak devam et seçeneğimizi seçip neden olarak bir neden belirttikten sonra F2 kaydet denilerek işlemimizi tamamlarız. Yapmış olduğumuz satış durdurma işlemlerinin nasıl çalıştığını incelemek istediğimizde ise yeni bir sekme açarak arama alanımıza rezervasyon yazarak rezervasyon listesi ekranımızı çalıştırırız. Buradan F4 ekle diyerek yapılacak bir rezervasyon seçimi ile bir rezervasyon tarihi belirtelim. İlgili rezervasyon numaramızı ve rezervasyon tarihimizi girdikten sonra yapılacak satış durdurma işlemi rezervasyon tarihini dikkate almayacaktır. Geliş ve ayrılış tarihleri satış durdurma için önemlidir. İlgili geliş tarihimizi örneğin Kasım ayına ait 2 günlük bir kalış seçelim ve daha sonrasında satış durdurma işlemi yapmış olduğumuz acenta bilgimizi seçelim. Misafir bilgilerine geldiğimizde ise yapılacak oda tipleri satış durdurma işleminde önemlidir. Tanımladığımız standart tiplerinde satış durdurma işlemi yapılacaktır. Sonrasında kalacak kişi sayıları ve diğer bilgilerimizi tamamladıktan sonra misafir alanımıza gelerek ilgili misafirimizin seçim işlemini de yapıp işlemlerimizi F2 ile kaydetmemiz durumunda görmüş olduğunuz gibi ilgili tarihler arasında satış durdurma yapılmıştır şeklinde uyarı verir ve bize işlem yapmamıza izin vermeyecektir. Oda tipini aile durumuna getirdiğimizde ise ve tekrardan F2 kaydet dememiz durumunda satış durdurma işlemi yapılmıştır. Fakat işlemimizi rezervasyon alanında kaydetmiş bulunduğunu görmektesiniz. Bu şekilde işlemleri takip ederek satış durdurma operasyonlarını yönetebilmektesiniz.